Alper ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Her hafta pazartesi günü olduğu gibi değerli stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikte piyasaları değerlendirmek üzere karşınızdayız. Günaydınlar, hoş geldin diyelim. Günaydın. Cüneyt Bey, iyi haftalar olsun. Hep beraber. Evet, güne hızlı başladık. Türkiye'de önemli bir veriyi takip ettik. 4. çeyrek ve 2020 yılı büyüme rakamları önemliydi. Çeyreklik bazda %5.9, yıllık bazda da %1.8'lik bir büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Bunlarla ilgili konuşacağız. Tabii önemli detaylar var ama hem Türkiye'de görünüm bu şekildeyken dünyada görünüm nasıl? Hemen şöyle bir küremize gidelim ve büyüme rakamlarında nasıl bir görünüm var dünyada? Pandemi etkisi nasıl bir sonuç yarattı? Hemen bakalım ki 2020 büyüme rakamlarına baktığımızda özellikle de G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı büyüyen, en yüksek büyüme rakamına ulaşan ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz ve hemen şöyle bir bakalım. Hollanda'da %3.8'lik bir daralma, İngiltere'de %9.9'luk bir daralma var. Fransa'da %8.2'lik bir daralmayı görüyoruz. Almanya'da %4.9'luk bir daralma. İtalya'da ise %8.8'lik bir daralma var. Türkiye %1.8'lik bir büyümeyi gösteriyor. Çin ise %2.3'lük bir büyüme kaydetmiş durumda. Ve son olarak da Japonya'da %4.8'lik bir daralmayı görüyoruz değerli izleyenler. Pandemi dönemi oldukça sert bir etkiyi de yarattı. Çeyreklik bazda sert daralmalar söz konusu oldu ama özellikle de Nisan, geçtiğimiz yılın Nisan-Mayıs aylarında yaşanan bu sert daralmadan en hızlı toparlanmayı kaydeden ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu. Çin ekonomisinden sonra özellikle de gelişmiş ülkelerde çok sert bir daralma vardı ve henüz özellikle de ikinci ve üçüncü dalgaların etkisiyle, kısıtlamaların etkisiyle yeniden bir daralma etkisini görüyoruz gelişmiş ülkelerde. Ve gelişen ülkeler tarafında ise gelişmişlere göre daha iyi bir toparlanma hareketi var. Özellikle de biraz önce de belirttiğimiz gibi hem çeyreklik bazda hem de yıllık bazda Türkiye ekonomisi G20 ülkelerini geride bıraktı. Çin'den sonra ikinci en büyük büyüme rakamına ulaşan ülke oldu. Değerlendirmeler alacağız, detayları konuşacağız. Nasıl bir büyüme performansı gerçekleşti? Yine Cüneyt Paksoy'la konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde bir değerlendirme de alalım. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna bizlerle olacak. Kendisine merhaba diyelim ve büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini alalım. Soyun Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Cüneyt Bey'e de iyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam, teşekkürler. Evet, bugünkü büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Manşet rakamlara baktığımızda yıllıkta %1.8, çeyreklikte %5.9'luk bir büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Şimdi tabii yılın genelini %1.8 gibi tabii çok önemli bir oranla kapattık. Tabii bu son derece önemli ama ben işi tabii bir başka tarafına da bakmak istiyorum. Şöyle ki biz tabii 2020 yılında hazırlanırken orta vadeli planda hedefimiz %5'lik büyümeydi. Bu hedefi aslında bozan tabii pandeminin kendisi oldu ve bunu da yılın genelinde net olarak görüyoruz. Çünkü yıla başlarken ilk çeyrekte %4.5 büyüdük. Tam da o ilk dalganın, yani küresel dalganın hissedildiği dönem olan Nisan ve Haziran ayı döneminde Türkiye ekonomisi %10.3 daralmış. Ama sonrasında yine biz 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte %5'in üzerinde büyümüşüz. Dolayısıyla esas, yani Türkiye'nin büyüme ivmesini bozan pandeminin etkisi oldu ama bizim buradaki pozitif ayrışmamızı sağlayan tabii birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi, biz önemli ölçüde aslında tam da o ikinci çeyrekte daralmanın gerçekleştiği dönemde özellikle de ekonomi yönetiminin, başta kamu bankaları olmak üzere ve yine Merkez Bankası'nın da burada önemli gerçekleştirmiş olduğu önemli adımlarla birlikte üçüncü çeyrekte oluşabilecek ve dördüncü çeyrekte büyümede oluşabilecek negatif bir tabloyu da tersine çevirdiğini net olarak görüyoruz.
Dolayısıyla ben şöyle söyleyebilirim. Aslında Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğu kadar da aslında dünya ekonomisi açısından da önemli. Burada pozitif ayrışıyoruz. Pozitif ayrışırken de aslında 2021'e de başladığımız bu dönemde, yani pandeminin etkisinin zayıflamaya başladığı bu dönemde, özellikle 2021 açısından da Türkiye'nin genel dünya ölçeğinde çok daha iyi bir tablo ortaya koyacağını da net olarak bize bu tablo bize söylüyor aslında. Evet Sayın Hocam, bir diğer taraftan da tabii sektörel bazdaki büyümelere de bir göz atmak lazım. Zira pandemi süreci birçok alanda hem üretim tarafında hem hane halkı harcamalarında bir değişiklik oldu. Alışkanlıklarda özellikle bir değişiklik oldu. Kısıtlamaların etkisi oldukça önemli seviyede hissedildi. Ve baktığımızda tabii biz hani hem büyüme tarafında gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda hem de sanayi üretim rakamlarına baktığımızda biraz daha imalat sektörünü, sanayi sektörünü ön planda tutuyoruz ama burada finans ve sigorta faaliyetlerinin büyümeye en yüksek katkısının olduğu bir sektör olarak görüyoruz. %21,4 ile birlikte bilgi ve iletişim faaliyetlerinde %13,7'lik bir pay söz konusu, tarım sektöründe %4,8 şeklinde ilerliyor. Sektörel bazdaki bu büyüme performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yani finans ve sigortacılık sektöründeki büyüme tabii şaşırtıcı olmadı. Yani bu dönemde tabii öne çıkan sektör buydu. Ama öte yandan tabii sanayi sektörü, biz sanayi sektöründeki tabii hedefimiz çok daha farklıydı ama sanayi sektöründeki tabii biraz yavaşlamanın etkisi oldu ama ben hani 2021'e çok daha pozitif bir tablo oluşacağı kanaatindeyim. Ama esas mesele belki küresel anlamda en fazla konuşulacak aslında 2021'de hem Türkiye tarafından hem de dünya açısından aslında hizmet sektörü. Çünkü pandeminin esas etkilediği sektör hizmet sektörü oldu ve hizmet sektörü içerisinde de birçok alt sektör var. Yani havacılık, işte diğer ulaştırma sektörü, yine konaklama, otelcilik. Bu sektörün genel itibariyle doğal olarak buradaki alınan tedbirlerin doğrudan hizmet sektörü üzerinden olmuş olması doğal olarak bu sektörün biraz daha net olarak daraldığını söyleyebiliriz. Ama tabii 2021'deki bu yeni özellikle bu aşı ile birlikte tabii tedbirlerin artık burada esneklik sağlanacağını düşünürsek belki de toparlanma hızı en hızlı olacak sektörün de ötelenmiş bir talep var. Dolayısıyla bu talebin de etkisiyle 2021'de aslında hizmet sektörü tarafında çok ciddi bir atakta görebiliriz aslında. Mevcut tablo onu da işaret ediyor. Evet, tabii bir diğer taraftan siz de bahsettiniz hocam, 2021 yılında daha farklı bir sektörel kalem büyüme performansı görebiliriz. Hem turizm tarafında hem hizmet tarafında aşılama ile birlikte, belki de kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte ki özellikle de yaz aylarına ilişkin beklentiler de oldukça yüksek ama 2021 yılının son aylarında biraz daha bu büyüme performansının daha iyi olabileceğinden bahsedebilir miyiz? Çünkü 2021'in de ilk aylarında yine bu kısıtlamaların etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii yani şimdi ilk çeyrekte tabii yani şu an zaten yani Mart ayına girmiş durumdayız. Tabii Ocak ve Şubat kısıtlamanın devam ettiği dönemde, evet yani burada da ilk çeyrek rakamları açıklandığında muhtemelen pandeminin etkisini burada göreceğiz. Biraz daha bu etkinin zayıfladığı, biraz daha pozitif olarak etkilendiği dönem, eğer şu an mevcut takvim içerisinde, yani Mart ayındaki bu kısıtlamalar eğer o takvim içerisinde gerçekleşirse, yani azaltılırsa, muhtemelen biz ikinci çeyrekte esas yansımayı o zaman göreceğiz. Yani Nisan, Mayıs ve Haziran bu açıdan önemli ve muhtemelen bir tabii negatif bir tablo oluşmazsa, küresel anlamda bir tablo oluşmazsa pandemi tarafında, muhtemelen bunun seyrinin Haziran'dan sonraki süreçte daha da hızlanacağını da tablo bize bunu söylüyor açıkçası. Evet hocam, son olarak bir de tabii kıyasladığımız zaman 2020 yılında G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en yüksek büyümeyi kaydeden ülke Türkiye oldu. Bu kıyaslamayı göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir değerlendirmeniz olur? Tabii her ülkenin kendi dinamikleri farklı ama bütün ülkelerin mücadelesi pandemiyle. Dolayısıyla hani bu etkinin de bir yansımasını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ülkeler arasındaki bu büyüme performanslarını?
Şimdi bu büyüme performansını şöyle değerlendirmek lazım. Aslında şimdi pandeminin ortaya çıkardığı hasar düşünülürse aslında biz burada bu hasarın mümkün olduğu kadar az bir şekilde atlatılmasını sağlayabilecek politika geliştiren ülkeler burada nispeten çok daha düşük büyümeyle bunu başardı. Çin gibi, Türkiye gibi ülkeler ise burada daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin G20 ülkelerinden ayrılmasının tabii iki tane temel noktası var. Birincisi burada aslında baktığımız zaman ciddi anlamda gelen bu dalgaya ekonomi yönetimi esas itibariyle burada çok proaktif davrandı. Yani hem sektörel bazda sağlanan destekler hem de burada vergi destekleri önemli ölçüde bu etkinin ciddi anlamda büyük hasar oluşturmasını azalttı. İkinci önemli faktör ben her zaman aslında bunu geçmişte de gördüğümüz aslında Türkiye'nin kendi demografik yapısı. Yine baktığımız zaman buradaki iş insanlarının bu zor dönemde dahi işte ihracat tarafında gösterdikleri performans ve yine genel itibariyle baktığımız zaman yani iş talep dinamikleri her şeye rağmen bu dönemde aslında o yavaşlayan iş talep dinamikleri bile aslında büyümeye destek verdi. Dolayısıyla bu iki unsurun Türkiye'yi önemli ölçüde de ayrıştırdığını söyleyebiliriz. Bu ayrışma işte 2021'de belki çok daha net olarak ortaya çıkacağını da tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tun'a değerli yorum ve katkılarınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli hocamızla veda ediyoruz ve stratejist Cüneyt Baksoy'la devam ediyoruz. Büyüme rakamlarıyla ilgili bir de sizin yorumunuzu rica edeceğim. Cüneyt Bey buyurun. Şimdi sevgili hocam aslında güzel özetledi ama net olarak şu var. Türkiye dünya ölçeğinde öne çıkan ülkelerden biri olabildi. Bu önemli çünkü bu bundan sonraki hikayenin özellikle gelişen para piyasalarına biz finans tarafından bakarsak para akımı sürdükçe, para akımı gelişen ülkelere akmaya devam ettikçe hatta hızlandığı dönemlerde Türkiye'yi öne çıkaracaktır böylesi bir performans. Bu çok net. Yani çünkü neye odaklanırsınız? Sadece kırılganlıklar üzerinden ilerlemezsiniz. Tabii ki onlar halledilmesi gereken konulardır. Onlara odaklanırsınız ki Merkez Bankası'nın an itibariyle politikalarında öne çıkan unsur bu. Çünkü üretip büyürken ya da belli maliyetlerle büyürken ortaya enflasyon gibi bir sonucu da çıkarıyor süreç. İşte onunla mücadele etmekteki kararlılık da o hikayeye destek veriyor ama önemli olan büyüyebilmek. Çünkü o kadar maliyete rağmen, o kadar mücadeleye rağmen sen de kürede gösterdin dünya ölçeğinde ciddi şekilde daralmalar var. Ve bu ülkelerin birçoğu teşviklerle, ciddi parasal desteklerle kendi reel ekonomilerini üretim noktasında ayakta tutmaya çalışan ülkeler. Ve bunların birçoğu gelişmiş ülke. Şimdi bu noktada Türkiye'nin ben bu 2020 senesini bu şekilde bitirmesini oldukça önemsiyorum. Aslında hani belli bir dönemde yapılan tartışmalara da bir cevap niteliği taşıyor. Yani neticede siz belli maliyetleri üstlendiğiniz sürece, belli maliyetleri üstlenirken Merkez Bankası'nın da desteği, burada tek taraflı düşünmemek lazım. Yani faiz indirim süreci, rezervlerin kullanılması vesaire, hükümetin teşvikleri tamamının işte nereye konsantre olduğu sonuçta ortaya çıkıyor. Eğer biz böylesi bir büyümeyi yakalamıyor olsaydık ki bizim için daha önce yapılan tahminlerde IMF olsun, Dünya Bankası olsun, OECD olsun daralma yönünde beklentiler. Şimdi onların bir kısmı büyüme tarafına revize edildi. Hatta 2021'e dair büyüme beklentilerini de yukarı çektiler. Bütün bunlar özetle sermaye hareketlerinde Türkiye'yi öne çıkaracak olan gelişmelerin tamamı. Ve ben şunu da önemsiyorum. Yapısal reformlarla da tamamlayabilirsek bu süreci, bu hikayeyi, sermaye akışının daha da güçlenme ihtimali ve böylece büyümenin de daha kuvvetli ve kalıcı olma ihtimali. Bütün bunlar sonuç olarak ortaya çıkacak. Özetle önemli bir veri. Biz bu verinin yansımalarını önümüzdeki günlerde sermaye hareketlerinde ve finans piyasasında daha net göreceğiz sevgili.
Evet, biraz önce siz de bahsettiniz. Hemen o büyüme rakamlarını da hemen şöyle bir görelim. G20 ülkeler arasında Avrupa tarafında en yüksek daralma oldu. Zira vaka sayılarının da vefat sayılarının da en yüksek olduğu bölge her ne kadar hem Avrupa Merkez Bankası hem de hükümet tarafından destekler verilse de. Ciddi destekler. Evet, o ciddi desteklere rağmen önemli de bir daralma var. En yüksek daralma İspanya tarafında. Çin'deki büyüme oldukça önemliydi. Çünkü pandemi öncesi dönemde de Çin'deki büyüme rakamlarını, PMI rakamlarını çok yakın takip ediyorduk. Çünkü küresel ekonomi için önemli bir göstergeydi. Çin'in dünyanın ticaret anlamında merkezinde olduğunu biliyoruz. Bu da tabii bütün dünya ülkelerini ilgilendiriyor. Türkiye tarafında da %1.8'lik bir büyümeyle Çin'i takiben ikinci en yüksek büyüme rakamı kaydeden ülke oldu. Biraz önce siz de söylediniz. Yani işte bu tablo, yani önümüzde konuştuğumuz, hocamın da konuştuğu ve bizim de anlatmaya çalıştığımız tablo bu. Şimdi bunu ortaya çıkarmak ve bu kadar gelişmiş ülkenin önünde yer almak ki önemli teşvikleri veren ülkeler bunlar ciddi bir performanstır. Bu performansın bir maliyeti tabii ki olmalıydı. O maliyeti görüyoruz zaten. Ama o maliyetle mücadele etmek noktasında da devamlılık esastır. Şimdi mücadele noktasında daha kararlı bir sürece ilerledik, evrildik. Dediğim gibi Çin'in 2.3'lük performansına yakın olmamız bile oldukça önemli. Tabii ölçek dediğimiz zaman Çin gibi bir ekonominin %2.3 büyüyebilmesi dünya ekonomisi için önemliydi. Ama Türkiye'nin kendi içinde tedarik zincirini kullanarak ihracattaki performansını hocamın dediği gibi korumaya çalışarak turizmdeki o kadar kayba rağmen ki hizmet sektörü ciddi sıkıntıda onun alt başlığı turizm. Bütün dünyada bak bugün İtalya'yı konuştuğun zaman İtalya'nın bu kadar önemli daralmasındaki en önemli faktör turizm. Çünkü toplam büyümesinin içinde %15-20'lik pay turizm. Şimdi siz de nereden baksanız 40 milyar dolar senede turizmin 35-40 milyar dolar gelir elde ediyorsunuz. Bunun 30 milyar dolarını elde edemiyorsunuz. Buna rağmen Türkiye 1.8 büyüyebilmesi önemlidir ve bundan sonraki yıllar içinde ardışık bir şekilde referans değerdir. Yeter ki dediğim gibi yapısal reformlarla destekleyelim. Evet. Hikayesine Türkiye devam etsin ve bu rakamların önümüzdeki dönem bizim ortalama hedefimiz biliyorsun 5 civarında bir büyüme. Sürdürülebilir ve kalıcı olan o. Belki bu sene %5'in üzerine bir büyüme gelebilir ama önemli olan %3 ile %5 civarında Türkiye'yi önümüzdeki dönemde büyüyebilir tarafta kalmasını sağlamaktır. Tabii pandeminin etkisinin en yüksek hissedildiği dönemde bile böyle bir performansı gerçekleştiren Türkiye 2021 yılında çok daha iyi bir performansı hazırlanıyor diyelim ve biz geçelim grafiklerimize. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü önemli ipuçları vermiştiniz. Ama hafta içerisinde piyasalarda önemli bir hareket yaşandı. ABD tahvil faizlerindeki o hızlı yükseliş aslında bir panik havası yarattı. Bir normal harekete geçiş süreci var ama o süreçte teknik göstergeler ne diyor? Bunun ipuçlarını da sizden alalım. S&P 500'e başlayalım. Buyurun. Şimdi senle geçen hafta ne dedik? ABD 10 yıllıklara dikkat dedik. Yani çünkü bu hafta belki de bütün haftayı ve bundan sonraki süreci domine edecek ana grafik haline geldi ABD 10 yıllıklar. Çünkü önemli bir benchmark ve global tahvil piyasasını etkileme gücüne sahip bir benchmark. Ve maliyetleri, her ülkenin kendi maliyetlerini, her merkez bankasının kendi bakışını etkileyebilecek bir referans değer. Onun için ABD 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareket piyasalarda eninde sonunda bir tepki getirir. Bu satış yönünde olabilir. Özellikle borsa tarafında, emtia tarafında demiştik. Nitekim o volatilite artışını, o oynaklığa bağlı borsalardaki satışı gördük. Hemen akabinde FED'den bir tepki geldi. Aslında Powell'ın söylemlerinde bulamadığı desteği FED manevra alanı yaratarak bir müdahaleyle yapmış oldu. Ve ABD 10 yıllıklardaki o 1.50-1.65 kritik dediğimiz eşiğin hemen içinden tekrar ABD 10 yıllıkları 1.50'nin altına getirdiler. Ama henüz stres bitmedi. Ki o dönemde dolar endeksi bir miktar daha görece bu işin dışındaydı. Şimdi 91'e yakın bir dolar endeksi de her iki grafiğe birden bakmamızı gerektirecek olan bir süreci bize işaret ediyor. Şimdi iki tane önemli başlık var. Bir, bu teşvik paketi artık bir çıkmalı, onaylandı, başkana doğru gelmeli, başkan onu imzalamalı. Yalın'ın ve Biden'ın hafta sonu açıklamaları vardı artık teşvik paketini çıkaralım. Tamam, o önemli bir kısmı satın alındı piyasalar tarafından ama onun realize olmasını bekleyecek. Ama asıl önemlisi Fed Mart toplantısı. Ve Mart toplantısına kadar Fed'in sözlü yönlendirmesi de önemli olacak. Ama Mart toplantısına bakalım. Tahvil alım programında
bilançosunda bir değişime gidecek mi? Bunun sinyalini o toplantıda net adımla, söylemle değil, sözlü yönlendirme ile değil, net bir adımla gerçekleştirebilecek mi? Eğer piyasa bu stresi atmaz ve ABD 10 yıllıklardan çıkmaya devam ederse, faizin yükselmesi, tahvilden çıkış, tahvil fiyatlarının aşağı gelişi. Siz yukarı yönlü ABD 10 yıllık gördükçe bu sefer diğer bütün tahvil piyasalarında hareketlilik oluşuyor ve bugün hatta sabah okuduk birçok merkez bankası müdahale etmek zorunda kaldı uzun vadeli tahvillerini alım yönünde. Avrupa Merkez Bankası da Lagarde izliyoruz dedi. Onun için bu hafta ve Mart toplantısına kadar yani ikinci, üçüncü haftasına kadar belki de Mart'ın tamamında gözümüz ABD 10 yıllıklarda ve dolar endeksinde olacak. Ve tabii ki S&P 500 endeksinde. Önemli veriler de var bu hafta ki siz FED'den bahsettiniz. Özellikle de istihdam odaklı ilerlediği için Amerika Merkez Bankası özellikle de bu hafta açıklanacak. Tarım dışı istihdam işsizlik konu rakamları tabii da önemli ki olacak. Biz izleyen değerli yatırımcılarımız için de izleyenlerimiz için de bir hatırlatma olsun. O oldukça önemli. Bakalım S&P 500 şimdi ne diyor? S&P 500 endeksi yukarı yönlü hareket içerisinde kalmaya devam ediyor. Satışlar önemliydi ama şu pandemi sonrası oluşan yukarı yönlü kalıptan bir kopma yok. Kanalın içindeyiz. Şurada bir kanala üst tarafına bir dokunuş, burada bir dokunuş. Biz şimdi ne bekliyoruz? Şuraya doğru bir dokunuş normal şartlarda. Yani bunun oluşması için peki beklediğimiz ne? Endeksin kriter olarak 3950 yani şu yata eşiği geçip şu alanı kullanabilir hale gelmesi, şu bölgeye doğru ilerlemesi. Yani 4200'lere doğru bir hareket başlatması. Bakalım teşvik paketi, ardından Fed'in söylemleri ve adımları şu alanı kullanabilir hale getirecek mi? Bu alanı kullanabilir hale getiriyorsa problem yok. Ama bu olmuyorsa sevgili, burada şu önemli destek. Bak tam 50 günlük civarında kapandık. Evet, 3800. Yani 50 günlüğün altına kaymaya başlarsak şu yatay eşik 3750. Şu sınır altında bizi ana trendi koruyacak olan bölge şu bölge. Yuvarlakla çizdiğim bu bölge. Neresi burası? 3650-3400 ki en kritiği de 3500'ler. Hem bu kanalın alt çizgisi orada, hem 200 günlükler orada, hem daha önce rekor olarak pandemi öncesi grafiği bu tarafa doğru ötelersek görürüz, bulunan bölge. Bu bölgeye inmemesi gerekiyor. Bu bölgeye inmeden şu bölge içinde konsolide olup yukarı harekete başlatması gerekiyor. Bu olmadıkça dikkat, S&P 500 endeksi eğer 3750-3800 altına kaymaya başlarsa birkaç gün içinde bu bütün borsalara ekstra satış getirir. Çünkü biz şu önemli bölgeyi test etmeye başlamış oluruz. Bunun olmaması ve yukarı yönlü 3950 kapanışların gelip artık şu bölgeye doğru hareketin başlaması gerekir. Bu gelişen ülkeler için de kıymetlidir. Evet, geçelim biz DAX endeksine. Zira geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa tahvil faizlerinde ve endeksler tarafında da önemli hareketler vardı ama DAX tarafında çok o önemli hareket kalıcılığını sürdürmemiş gibi görünüyor. Aynen. Yani neden? İşte Avrupa bölgesindeki daralmaları gördük. Az önce büyüme verisini anlatırken. Asıl buranın kendini toparlaması gerekiyor. Yani neden biz gelişenleri anlatırken DAX'la gelişenler arasındaki korelasyondan bahsediyoruz? Çünkü daralan ülkelerin, daralan Avrupa bölgesinin, Euro'nun da geleceği adına kendini toparlaması, dünya ekonomisine tekrar katkı verir hale gelmesi bütün ülkeler için, özellikle de gelişen ülkeler için çok önemli. Neden? Ciddi sermaye akışları ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelişen ülkelere doğru yayılıyor. Bizim için bile ihracatımızın önemli bir oranda payı, %50'lik payı Avrupa bölgesinde biliyorsun. Artı turizm sektöründen bahsediyorsak Avrupa bölgesinden gelecek rezervasyonlar. Tabii ki başka ülkelerde önemli ama bizim için pandemi normalleştikçe kıymetli olacak. Onun için Avrupa ekonomisinin dünyaya katkısı yadsınmaz. Bunu ölçtüğümüz yegane endeks de DAX endeksi. Almanya'nın ZDAX endeksi. Şimdi biz seninle hep şunu dedik, bu yayınlarda da ardışık, 14.150 geçilmiyorsa düzeltme devam ediyordur. Şurada düzeltme kalıbının devam ettiğini görüyoruz şu bölge içerisinde. Şimdi şu bölge içerisinde, özellikle de şu alan içinde sıkışma önemli. 200 günlük ortalamamız 50 günlük ortalamamız 13.760. Tam 13.786'dan kapanışımız var.
Geçen haftanın kapanışı bu. Eğer 13.750 devamında da 13.500'lerin altına geliyorsak trendin sorgulanacağı yer 13.000'ler sevgili Aysun. Yani 13.000'lerin altına bu endeks, DAX endeksi gelmemeli. Hatta 13.900 üzerinde güç kazanarak şu bölgeyi 14.150'leri geçmeli ki şu alana doğru hem 15.000 hem 16.000'lere doğru bir hareket kabiliyeti oluşsun. Bu bütün gelişen piyasalar için ve bizim borsamız için çok kıymetli. DAX'ta da karar ayı Mart önemli. Çünkü hani biz şunu biliriz. Şubat'ta stres yaşar, Mart'ta biraz satış yer, sonra toparlar. Mayıs'a kadar devam eder. Mayıs'ta sat ve gittir çoğu zaman. Sonra yaz ayları biraz daha ılımlı geçer. Şimdi aynı senaryo mu yoksa farklı bir senaryo mu? Bunu belirleyecek olan sürecin içindeyiz. Bütün ilk bölümden bu yana 10 yıllıklar, dolar endeksi, S&P 500 ve DAX ana bakacağımız grafikler olacak kendimizi anlamak adına da sevgili. Evet, dışarıda görünüm bu şekildeyken BIST endeksinde görünüm nasıl bakalım? Haftaya da pozitif bir başlangıç oldu BIST tarafında. TL tarafındaki kayıpların telafi edilme çabası olduğunu görüyoruz. Şimdi 1471 gibi bir kapanış vardı. Biz aşağıda şu önemli desteğin çalışmasının çok önemli olduğunu seninle geçen hafta söyledik. Çünkü 50 günlük alt, ortalamanın altına kaydığın an 1450 seviyesi, 1430'lar, 1450'ler çok önemli olacaktı. Ve nitekim 1471 civarında kapattık. 1487 50 günlük ortalama. Şimdi onun üzerinde bir açılış. Ama asıl geçmemiz gereken yer neresi tekrar yükselişe dönebilmek adına? Şu yuvarlakla çizeyim. Şu bölgenin 21-13 günlük ortalamalar ve yatay eşiğin üzerine çıkmak. Yani 1515-1520'ler hatta 1550'ler kalıcı geçiliyorsa şu evet. 1600'lerin 1580 bir önceki tepe ve 1610 gibi önemli FIBO seviyesinin tekrar test edilmesi gündeme gelebilir. Bu olmuyorsa uyarıcı olalım. Her hareket tepki olarak kalır ve bunun kırılması oluşursa aşağıda şu bölgeye kadar hep uyarıyoruz ki 200 günlük ortalamalar 1297 yani 1300'e kadar geldi. Bir önceki tepemiz de tüm zamanların rekoru kırılmadan önce 1580 olmadan önceki bir önceki rekor seviyemiz 1245'ler biliyorsun 1244'ler. Dolayısıyla 1250-1350'lere doğru bir hareket potansiyeli oluşabilir. Borsa İstanbul için de karar haftaları bunlar. Yukarı yönlü gidebilmek için 1500-1525 hatta 1550 üzerinde güçlü kapanış, güçlü momentum ama asıl düzeltmenin bitişi 1580-1600. O zaman bak kocaman bir alana doğru realize olma imkanı. Orada 1650 var, 1725 var, 1825'e kadar hareket potansiyeli. Geçen hafta da konuşmuştuk orada bir ikili tepe formasyonu gördüğümüzden siz onunla da ilgili ipuçları vermiştiniz. Aynen yani o iki dip. Pardon iki tepe şu bölgede tepe şu formasyondan kurtulması gerekiyor ve oraya artık destek yapması gerekiyor. Bu olmadığı sürece problem oluşacak ki oluşmaya başlamıştı bir dönüş ihtimali şimdi bakıyoruz ki bizim bu hafta enflasyon dolar TL hareketleri tamamı ama asıl bankacılık endeksi herhalde sıra şimdi bankacılık endeksinde. Evet, VİOP'tan sonra bankacılığa ama isterseniz direkt bankacılığa önce geçebiliriz. Bir bankacılık yapalım sonra VİOP'a geçelim. Bizim için çok daha referans oluyor. Hemen şöyle bankacılığa getirelim. Şimdi bankacılık endeksi neden önemli? Bak burada bir formasyon var. Bir obo formasyonu. Şimdi burada omuz yapıyor, burada baş yapıyor. Buralarda bir omuz çalışması, aşağı kırılma. Baktığın zaman tepede oluşmuş bir formasyon. Genelde obo'yu ve toboyu biz toboyu diplerde, oboyu tepelerde ararız. Şimdi böylesi bir formasyondan kurtulması gerekiyor bu bir. İkincisi 200 günlük civarında ve bak 1, 2, 3 bölgeli bir kanal içerisinde hareket ediyor. Kanalın tam alt çizgisine gelmiş. Seninle çizdiğimiz alt bölge. 200 günlüğü de kırmış. 200 günlük bankacılık endeksi de 1372. 1350 alttan kapanmışız. Tam geldiğimiz kanalın alt çizgisi de 1350'ler. Dolayısıyla 1350-1370'in altına kalıcı geçersek 1250'lere kadar bir hareket bankacılık endeksine satışları sertleştirir. Bu ne yapar? Endeksi de geri çeker. Bankacılık endeksi niye önemli? Yabancının geri gelişini. Çünkü hisse senetlerinde bir miktar geri döndüler. Karlarını aldılar. Bankacılık endeksini yukarı taşıdılar. Buradan şuraya şöyle bir hareket yaptılar. Önemli bir hareketti. Fakat şimdi bir düzeltme. Şimdi bu düzeltmenin
bitmesi için yukarıda gireceğimiz alan şu alan olmalı. Yani 1400'lerinde kuvvet kazanıp 1450-1600 bandı öncelikle şu kanal. Ama asıl kanal hedef şu bölge olmalı. 1600'lerin üzerinde 1700'lere gidecek bir bankacılık endeksi bizim için çok kıymetli olacak. Gözümüz bankacılık endeksinde olacak. Orada tabii Mart ayında önemli bir haber başlığında Amerika Birleşik Devletleri'nden dava ile ilgili süreçten izleyeceğiz. Bir prova yaptık biliyorsun olumlu haberde neler olabileceğine dair Halk Bankası özelinde, devamında Vakıfbank özelinde. Oradan gelecek uzlaşma veya pozitif haberler de bankacılık endeksine destek verecektir. Onun için bizim Borsa İstanbul'da yeni rekorlar görebilmemiz için şu düşüşün artık bitmesi, yabancı hareketinin tekrar bankacılık hisselerine realize olması ve yukarıda şu kanala girmemiz, geri dönmemiz 200 günlük ve 50 günlükleri geçerek çok çok kıymetli hale geldi sevgiler. Evet, merak da ediyoruz aslında biz yüzdeki harekete ne zaman kasılacak bankacılık endeksi. Yabancı girişi var ama hisse senedi tarafında değil, devlet iş borçlanma senedi tarafında. 17 milyar dolarlık bir para girişi evet, var. Evet, hem bu büyüme rakamları sonrasında hem de 2021 yılında gerçekleşecek reformlar sonrasında yine bu yabancı girişlerin hisse senedi tarafında da gerçekleşmesi bekleniyor diyelim ve geçelim dolar endeksine. Biraz önce yine küreselden de bahsederken dolar endeksinin rolünden de fiyatlamasından da bahsetmiştiniz. Geçtiğimiz hafta bir 90 seviyesinin altını gördü. Sonra 91'e doğru bir hareket gerçekleşti. Gelişmekte olanlara karşı bir değer kazancı söz konusu oldu dolar tarafında. Şimdi ne diyor grafikler? Bu hafta hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Valla 91 bir kez daha dikkat edeceğimiz yer. Şurada bir baktık. Şimdi bir oralardayız. Geçtiğimiz an 91.7'ler var. Yukarıda da 92.5-93'ler. 200 günlük ortalama. 92.845. Yani sen ona 93'te. 91'i geçiyorsa dolar endeksi FED toplantısına kadar. 91.70'i de geçiyorsa dikkat. Bu alarm zilidir. Bütün global borsalar için, emtia tarafı için ve özellikle borsalar için. Çünkü şöylesi bir direncin test edilmesi bizi daha yukarıda bir dolar endeksi düşündürtür bize. Bundan kurtulmak için senin dediğin gibi 90'ın altına kapanışlar gerekiyor. Artık burada teşvik paketleri sonrası para arzının genişlemeye devam etmesi, Fed'in de topa daha ısrarcı girmesi, stresin azalması, ABD 10 yıllarda normalleşme ve aşağı yönlü 90'ın altında 88.50-87.50 yani şu bölgeye doğru geri çekilme dolar endeksinin hem ABD için kısa vadede ve orta vadede iyi olur. Her ne kadar yılın güçlü dolardan bahsetse de şu an için pek istediklerini zannetmiyorum. Bu biraz sözlü yönlendirme tarafı için. Kısa vadede herkes parasını belli bir seviyede tutmak istiyor. Bu özellikle ama gelişen para piyasaları için, özellikle de TL için Merkez Bankası efekti dışında asıl güçlü olmamızı sağlayacak efekti de destek olarak getirir. Onun için gözümüz dolar endeksine. 91-91-70 mi kırılıyor yoksa 90'ın altında kapanışlar mı geliyor? İzlemeye devam edeceğiz. Evet, bir de dolar kuruna bakalım. Geçtiğimiz haftaki doların değerlenmesinden, küresel ölçekteki değerlenmesinin ardından bir yükseliş vardı kurda. Bu hafta yine bir düşüş eğilimi var. Özellikle de büyüme rakamlarından sonra biz programa başlamadan önce 7.31 seviyelerine kadar gerileme kaydetmişti. Ne diyor teknik göstergeler? Valla bir tepki bekliyordum ben zaten. 21 günlük ortalamalar 7.20'lerde, 7.18'lerde, 50 günlük ortalamalar 7.30'larda. Bak 7.30'lar hemen 50 günlük ortalamaya çekiliyoruz. Geçtik. Ama henüz 21.50'yi geçmedi. Aşağı yönlü kırmadı. Ama bir şey daha var. 50-200 günlük ortalamaya yaklaştı. Bu bir trend değişim sinyali mi? Şimdi tam onu sorguluyoruz. Henüz kırmadı 50-200 günlük ortalamayı. Yukarıda 7.50 üzerine geçmedikçe. Ki ABD-Türkiye ilişkilerine de bakıyor olacağız. Bundan sonra biraz daha fazla. Şu 7.50 geçilmedikçe. Yukarıda 7.75-8 gibi eşikler test edilmedikçe. 7.30 altında tekrar 7.15 ve 7'lere doğru hareket mümkün. Hatta 7'nin altı hareketler de mümkün. Ama şunu gördük. Biraz dolar endeksine, global gelişmelere ve ABD-Türkiye ilişkileri özelinde bazı jeopolitikleri de duyarlı bir grafiktir dolar, TL hareketleri. Merkez Bankası ciddi bir politika uygulamasıyla destek vermiştir. Sıkı para politikasında özellikle Sayın Naci Ağbal'ın enflasyon 5'lere kadar inecek. Biz de bu süreci takip edeceğiz. Ama bu olana kadar da biz reel verimi koruyacağız. Yani politika faiziyle
kendi enflasyon beklentimiz arasında ve gerçekleşen enflasyon arasındaki risk getirisinde, risk priminde koruyarak ilerleyeceğiz demesi önemli bir söylemdir, önemli bir koruma kalkanıdır. Ama yine de bütün bunları fiyatlıyor. 7.50-7.55 geçilmedikçe 7.30 altında 7.15, 7 hatta 6.80, 6.90'lar bir kez daha destek olarak görev yapacak. Ama bunu izlemek için bu hafta bir enflasyonu görmek, sonra Fed'i bir izlemek ve bizim Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını izlemek gerekecek. Ay boyunca bir gözümüz de burada olacak sevgili Aysun. Evet, söylediğiniz başlıkları takip edeceğiz. Bir de bu hem içerideki hem dışarıdaki hareketler önemli. Bir diğer taraftan da güvenli liman algısı sanki altın tarafında bu gerçekleşmelerle, özellikle de 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte baskılanmış durumda. Dolayısıyla güvenli liman algısı kayıyor altından. Buradaki görünüm neyi, ne mesajı veriyor, hangi seviyeler ön planda? Şimdi düzeltme devam ediyor diyor. Düzeltme kalıbından çıkmadık. Yani 2080'lere rekoru attıktan sonra aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bir türlü yukarı yönlü momentumu sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü bak, o kadar sert geldik ki bu şuralardan şu bölgeye hareket yaparken önemli bir kısmı pandemi etkisi, katalizör oldu. Ama altın ana figür olarak masadan kalktı mı? Hayır. Güvenli liman olarak kullanılmaya devam edilecek. Net söyleyeyim. Biz bekliyorduk sende 1700-1720'yi. 1700-1720 altına geçmedikçe yukarı yönlü gidebilmek için tekrar 200 ve 50 günlüklerin üzerine çıkmak. Yani 1820-1850'yi geçip 1900'lere ulaşmak. Ama kalıcı yükselişten bahsetmek için 1950-1970'leri geçmek. Bunlar olmuyorsa sıralı, özellikle 1800 altında kaldıkça 1700-1720'ye dikkat, oradan bir tepki geldi an itibariyle. Çünkü o zaman 1620'ye kadar, ikinci FIBO seviyesine kadar çekilme olur. Bunların hepsi hala alım fırsatıdır. Hani Bitcoin mi altın mı diye soruluyor. Altın binlerce, yani yüzyıllar demiyorum, bin yıldan fazla retorikte güvenli liman olarak kullanılıyor, kullanılacak. Bitcoin'le altın hikayesini karıştırmayalım. Bir yayında da bunu seninle anlatalım. Evet, gelecek hafta yine önemli olacak. Zira bu hafta gerçekleşecek o verilerin, açıklamaların etkisi nasıl olacak? Ben de notlarımı aldım. Önemli seviyelerin notunu aldım. Nasıl bir gerçekleşme oldu? Beklentilerle birlikte kıyaslayalım. Sevgili Cüneyt Baksoy, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. Efendim, piyasa saatinin sonundayız. Gelecek hafta stratejist Cüneyt Baksoy ile birlikte yeniden karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından emtia notlarıyla devam edeceğiz.